Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Bugünkü konumuz hastayken spor yaparsak ne olur? Bu konuyla ilgili olacak. Şimdi ben doktor değilim, bu işin tıbbi alanına çok fazla girmeyeceğim bu videoda. Ben arkadaşlar beni ilgilendiren sporla ilişki kısmından bahsedeceğim sizlere. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bilirsiniz derler ya koçum git git ter at kendine gelirsin böyle bir zımba gibi olursun falan. Arkadaşlar bu çok doğru değil. Yani siz hastayken bana kalırsa dinlenmelisiniz. Bunun nedenlerine birazdan geliyorum. İlk olarak bu bunun dereceleri önemli. Mesela örnek veriyorum, sizin hafif bir baş ağrınız vardır ve çok hafif bir burun akıntınız vardır. O zaman belki çok hafif bir egzersiz yaparsanız, mesela bu ne olur? Hafif bir kardiyo olur, yani yürüyüş olur. Bu tarz hafif bir kardiyo tarzı olur. Yine ağırlık antrenmanı olması veya sert böyle çok yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanları olmasına pek gerek yok arkadaşlar. Bunun dışında eğer işte ateş, yoğun halsizlik, yoğun öksürük gibi böyle fazla hastalık belirtisi olan durumlar var ise o zaman kesinlikle antrenman yapmayın arkadaşlar, dinlendirin kendinizi. Bunun sebebi şu, siz hastayken antrenmana giderseniz zaten vücudunuzun bağışıklık sistemi, vücudunuzun gücü o şeyle savaş halinde. Yani vücut toparlamaya uğraşıyor, bakteriyi, virüsü yenmeye uğraşıyor, gücünü buna artıyor. Siz bir de gidip antrenmanda bir enerji kaybedeceksiniz, güç kaybedeceksiniz. İki, kaslarınıza hasar vereceksiniz. Kasları toparlamaya vücut bu sefer yine ona da ayrı bir güç ayıracak ve hani o hastalığı yenmek için uğraştığı o vücut, yani verdiği o gücün bir kısmını kasları toparlamaya verecek. O yüzden bu sizin bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Bunun dışında siz daha da hastalığınızın şiddeti artabilir veya geçiş, yani recovery, yenilenme süreci, hastalıktan çıkma süreciniz uzayabilir arkadaşlar. O yüzden hastalık belirtisi varsa dinlenin. Yani küçülmezsiniz arkadaşlar. Bir günden bir şey olmaz, 2-3 günden bir şey olmaz. Hani bu takıntısı olanlar var. Ben şimdi işte spora gitmedim, 2-3 gün daha küçüleceğim de falan. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yani takılmayın ya bu kadar. Hani bir dinlenin, siz antrenmanı her zaman yaparsınız. Sağlığınız önemli. Ama dediğim gibi hani hafif belirtiler var ise hafif yürüyüşler yaparsınız. Hafif tempolu böyle kardiyo yaparsınız. Hatta onu bile yapmayın bence. İyice dinlendirin. Dinlendirin kendinizi. Sağlığınızı toparlayın. Ondan sonra bomba gibi yine antrenmanlarınıza girersiniz arkadaşlar. Evet. Umarım bu videonun sizlere yardım olmuştur. Ben Arda Baloğlu. Videoları beğeniyorsanız, videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve benim sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bu videoları sizler için çekiyorum. Herkese iyi antrenmanlar.